arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün çok güzel bir türkü öğreneceğiz. Sarı Gelin türküsünü. Hem Türk halk müziğinde, hem bağlamada, hem de kemana çok yakışan, yani hem batı formatıyla çalınan, hem de türkü formatıyla çalınan eserlerimizden bir tanesi arkadaşlar. Parçanın ritmi 18'lik olması sizleri korkutmasın. 18'lik, evet, yani başta karışık geliyor ama daha sonrasında ritimlerle ilgili size küçük bir video çekeceğim. Şimdi 18'lik ritim, iki tane 5-8'lik ritmin oluşmasıyla ortaya çıkıyor. 5-8'lik ritim nedir arkadaşlar? 5 tane 8'lik olacak bir ölçü içerisinde. Yani bunun ritmik vuruşu da 1-2-1-2-3 diye vuracaksınız. 1-2-1-2-3. Yani iki tane 1-2-1-2-3'ün yan yana gelmesiyle 18'lik ritim oluşuyor. Şimdi zaman kaybetmeden başlayalım hemen. Başlarken de arkadaşlar, başında bir S var notanın. Şimdi o esi bağlamacılar ya susuyor ya da karar sesi olan la sesini vuruyor. Şimdi biz de şimdi parçaya başlarken es sol la diye de başlayabiliriz. Yani ya da biz de la sol la yapabiliriz. Ben hangisini kullanıyorum? Piyano ile çalıyorsam esi piyanonun vermesini bekliyorum ama sadece kendim çalacaksam orası eksik duyulur çünkü. La sol la diye girmeyi tercih ediyorum. Şimdi ilk ölçüde la yapacağım ben. O es kısmını la sol la la mi. Evet. Şimdi arkadaşlar, boş tel la'yı kullanıyorum. Bir daha yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, burada şunu, yani ilerlemiş arkadaşlar burada pozisyonda sol yapıp mesela la'yı buradan dördüncü parmağıyla alabilir. Yani daha güzel duyulur mesela. Buradan da hemen tık aşağı mi'ye geliyorsunuz. Şimdi ben normal daha hafif kısmını çalayım. Devam ediyorum. Mi yaptım arkadaşlar. Mi, re, re, do, re, mi yapacağım. Bir daha yapayım oraya kadar. Şimdi mi, mi, re, re, do, re, mi. Buraya dikkat edin. Bakın, türkü, halk müziği veya böyle Türk müziği çaldığınızda arkadaşlar, şurada bir şey yapıyorum bak. Dün de bir önceki videoda göstermiştim. Yani re mi re mi do, re mi re mi do, re mi re mi do gibi düşünün. Buraya kadar bir daha çalayım. Re do re mi yaptım. Devam ediyorum. Re mi re do do si. Şimdi si'leri burada arkadaşlar, si'leri do'nun tam dibinde basarsam eğer, bu batı formatıyla çaldığım si'leri natürel basmaya çalışıyorum. Şimdi eğer ki bunu türkü gibi çalacaksanız, do bastığınız yer var ya, do'dan birazcık si'lerinizi ayırıp geri çekmeniz lazım ama tam bemol değil. Buraya dikkat edin. Yani komalı si'yi bu şekilde elde edersiniz. Yani nasıl bir tını çıkacak? Bak. Yani aslında do re si yapıyorum. Yani re mi re do do si do re si. Bak, şöyle hızlısı şöyle duyulacak. Yani türkü de güzel oluyor arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Düz de geçebilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsunuz. Şimdi devam edeyim. Re mi re do si do re yapıyorum. Do re do si. Taptım. Do re do si. Do re do re si. Gibi düşünün aslında. Si la si do. Si do la la. Şimdi si, do, la, la'yı birleştirmiş ya arkadaşlar. Biz de birleştireceğiz. Yani si, do, la, la yapıp o süreye kadar uzatacağız. Daha sonrasında bir es daha var. O es'i de la olarak alabilirsiniz arkadaşlar.
Devam ediyorum. Hatta buraya kadar bir toparlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi si'lerimi biraz geride basıyorum. Yani do, normalde si burada, si'leri biraz geriye doğru açtım. Es. Ne yaptım? Es, si, do, re, re. Re. Bak re, mi, re, mi, do aslında. Es, si, do, re, re. Re, mi, re, mi, do. Şimdi nota olarak yazmıyorum arkadaşlar. Çünkü notada kafanız karışıyor. Siz orayı si, do, re, re olarak görün. Öyle çalmak isteyenler öyle de çalsın. Ama bir üste taşımak isteyenler de si, do, re, mi, re, mi, do da diye çalabilir. Es'ten alıyorum. Ne yaptım? Si, do, re, hatta si, do, re, mi, re, mi, do. Re, mi, re, mi, do. Re, do, re, mi, la. La dediğim gibi bizim eslerimiz arkadaşlar. Bir daha alıyorum oradan. Ne yapıyorum? Do, re, mi, mi. Hatta boş alayım size rahat edin. Mi, fa, mi, re. Re, do, re, mi. Re, mi, re, do. Do, si, do, re. Aslında do, re, si, do, re. Do, re, do, si. Si, la, si, do. Si, do, la, la. Evet arkadaşlar, mesela şeye dikkat edin. Mesela şunu. Bak. Yani mi, sol, fa, mi. Yani bu çarptırmaları arkadaşlar böyle oturtturursanız, bakın şeyde de aynı şeyi yapmıştık. Dün Azeri bir parça çalmıştık. O ayrılık parçasının bazı yerlerinde de mesela re mi re mi do, mesela do re do re si. Mesela bununla ilgili şu etüdü yapabilirsiniz mesela. Bu böyle hızlanacak. Re, mi, re, mi, do, do, re, do, re, si, si, do, si, do, la, la, si, do, re, re, mi, re, mi, do, do, re, do, re, si, si, do, si, do, la, la. Evet arkadaşlar, bu parçayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Sorunuz ve sorunuz olursa her zamanki videonun altına yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar, yani ailemize daha yeni insanların katılması lazım. O yüzden videoyu izleyenler mutlaka abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın ki ben yeni bir şey paylaştığımda size de bildirim gelsin. Bu şekilde ailemizi büyütelim arkadaşlar. İyi gidiyoruz, fena değil. Daha çok video atmaya başladım açıkçası. Hep böyle istenilen, kemana yakışan şarkıları, ezgileri atmaya çalışıyorum. Sizlerin desteğiyle daha da büyüyeceğimize inanıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Kolay gelsin şimdiden.